Merhaba, ben Doçent Doktor Engin Özeriş. Kariyer Yolu programımızın 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda girişimcilik üzerine konuşacağız ve çok değerli iki katılımcımız var. Öncelikle sevgili Gülçin Güloğlu, Güloğlu Plastik AŞ'nin genel müdürü. Hoş geldin. Yaşam Orak, Lezzetli Yaşam markasının kurucusu. Lezzetli Yaşam'da kişiye özel paketler sunan özel bir butik sağlıklı beslenme organizasyonu. Evet, tabii yine her zamanki gibi konuklarımız 9 Eylül mezunu. Sevgili Gülçin İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Yaşam yine İktisadi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Üçümüz şu anda fakültedaş olarak bir aradayız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet, şimdi öncelikle size sormak istediğim şey şu. 9 Eylül'lü olmak size ne ifade ediyor? Neden 9 Eylül? Geçinle başlayalım. Olur. Ben doğma büyüme zaten İzmirliyim. Bir İzmir aşığıyım. Hiçbir zaman zaten başka bir şehirde okumayı düşünmemiştim. O nedenle hep bütün tercihlerim İzmir'di. Zaten şimdi yaşımız da çıkacak. Bizim zamanımızda başka bir üniversite de yoktu. Ya İGÜ Üniversitesi ya 9 Eylül Üniversitesi'ydi. Zaten 9 Eylül Üniversitesi de bizim iş yerimize Karabağlar Burca tarafına daha yakın olduğu için ben 9 Eylül Üniversitesi'ni seçtim. Çok da mutluyum ve gururluyum o 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olmaktan. Bana şöyle bir avantajı oldu 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olmanın. Okurken çalıştım aynı dönemde. O zaman 14 kişilik bir imalathanemiz vardı Karabağlar'da, hala da var, devam eden. Gündüzleri orada çalışıyordum. İkinci öğretim mezunuyum ben. Akşam da oradan üniversiteye geçiyordum. Benim için hakikaten çok tecrübe dolu hem okul hayatı hem iş hayatı oldu 4 yıl boyunca. Daha sonra da üniversiteyle olan ilişkilerim devam etti hocalarımla. O dönem mezun birlikte çalıştığım arkadaşlarım üniversitede kaldı, onlardan bir tanesi de Engin zaten. Sizlerle diyaloğum da işte Pınar Hoca hep beraber devam etti ve bana çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Harika, çok teşekkürler. Evet sevgili Yaşam, peki senin için 9 yıl olmak ne ifade eder? Aslında şu anki aklımla düşünmüyordum tabii o zaman. Hani hepimizin üniversitede hedefi var. İşte İstanbul, İzmir, Ankara. Ben Gaziantep'ten geldim İzmir'e. İstanbul, İzmir, Ankara büyük şehirde okumaktı sadece hedefimiz. Ben İzmir'i çok tanıyarak, çok bilerek gelmedim aslında. Sadece İstanbul beni çok korkutuyordu. Ankara çok bürokratik ve soğuk geliyordu. O yüzden İzmir en çok bulunmak istediğim yerdi aslında. Çok bilmesem de burada yaşamanın avantajlarını. Sonra buraya geldiğimde anladım ki gerçekten çok doğru bir karar vermişim. İzmir'de yaşamak gerçekten bir ayrıcalık bence. Ama ben mezun olduktan sonra tekrar döndüm yaşadığım şehre ve yıllar sonra tekrar buraya geldiğimde bu benim için büyük bir şans oldu. 9 Eylül mezunu olarak İzmir'e dönmek ve İzmir'de iş kurmak çok büyük bir şanstı benim için. Buraya geldiğimde anladım ki 9 Eylül mezunu olmak gerçekten, ya da işte Ege'de olsa belki böyle olacak ama benim için çok güzel, değerli dostlarla karşılaşmama ve 9 Eylül mezunuyum dediğimde çok güzel kapılar açılmasına vesile oldu benim için. Harika, çok güzel. Üniversitemizin ilerleyen yıllarda da bizlere böyle zenginlikler katıyor olması ve böyle olumlu duygular yaşıyor olması tabii ki çok güzel. Evet, şimdi bugün tabii konumuz girişimcilik. Sizler İzmir'de çok önemli işlere imza atan iki tane başarılı kadınsınız, insanısınız aslında genel çerçevede. Önce istersen Gülçin seninle başlayalım. İnşaat yan sanayi olarak başlamıştı değil mi? Güloğlu Plastik, ancak zaman içerisinde bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Bambaşka bir boyuta geçti. Bu girişimcilik yolculuğunu senden öğrenebilir miyiz? Evet, söylemiştim dediğim gibi 14 kişilik bir imalathanemiz vardı. İnşaat yan sanayi ürünleri bulumunda üretim yapıyorduk. Menfezler, tuvalet banyo aksesuarları,
işte ten aksesuarları gibi ürün grubumuz vardı. Ama ben hep böyle hayallerim, hedeflerim vardı. Daha büyük bir oluşum içerisine girmek, daha çünkü üretim o kadar güzel ve keyifli bir şey ki elinizi verdiğiniz zaman kolunuzu taktırıyorsunuz. Hani daha ne yapabilirim, neler yapabilirim diye bir arayış içerisindeydim. Tabii hani üniversite hayatında iş hayatına girmiş olmam da benim için çok büyük avantajdı. Mesela üniversiteden mezun olduğumda bütün ben arkadaşlarım daha çok yeni iş hayatına başlarken ben onlardan 2-0 öndeydim diyebilirim. Çünkü pek çok şeyi artık öğrenmiştim iş hayatıyla ilgili ve ne yapabilirim, nasıl bir yatırım yapabilirim, işte kendimi nasıl geliştirebilirimin peşine koştum. Daha çok o dönem işte biz bir kobiydik. Kobi kavramını çok merak ettim ve bütün o kobi ile ilgili bütün zirveler, toplantılar, işte COSGAP çok ziyaret ettim, gittim geldim. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye onun arayışına girdim ve çok desteklerden de faydalandım bu dönemde. Arkasından plastik sektörü, evet ben bir iktisat mezunuyum. Ekonomiden az buçuk anlıyorum. Ama plastiği hiç bilmiyorum. Babam da alaylı. Hani o da teknik olarak evet çok güzel bir mühendislik bilgisi var, şey var ama bizim böyle bir ayrıntılı teknik bilgiye ihtiyacımız vardı ve o dönemde Petkim'in ben çok kapısını aşındırdım. Kendimi okul olarak onlara öyle gördüm ve hiç böyle bir misyonları da olmamasına rağmen o kadar çok gittim geldim ki bütün üretim müdüründen tutun satış pazarlama müdürüne, genel müdürüne kadar hepsiyle çok güzel bir diyalog kurdum. Ve pek çok şey de öğrendim onlardan. Sonra gördüm ki siz bir şey öğrenmek istiyorsanız bir şekilde birileri bulup şey yapıyorsunuz. Ve küçük olduğum için belki kadın olmanın bir avantajı vardı o dönemde. Değişik ve sevimli geldi çünkü çok sektör çok erkek egemen bir sektör. Çok ben yardımcı olan buldum kendimi. Ve plastik konusunda çok donanımı arttırdım. Daha sonraki süreçte tabii babayı ikna etme süreci vardı. Yeni bir yatırım yapmak istiyorum. Tire Organize'de büyük bir fabrika kurduk. O dönemde çok detaylı uzun bir hikaye bu. Çok tetik kesip anlatıyorum. O dönemde de ne yapacağımıza bir türlü karar veremiyorduk. Evet bir fabrika ve şey yatırımımız var ama olan işimizin devamını ben istemedim inşaat yani sektörü. Çünkü inşaat sektörü evet her ne kadar lokomotif bir sektör olsa da durduğu dönemlerde çok uzun bir duraklama süreleri oluyor. Öncesinde de gördük işte Amerika'daki mortgage krizi sırasında çok sıkıntılı dönemler yaşadık ki şu dönemde keza öyle. O dönemde ben işte böyle işte yumurtaları bölelim farklı bir sektör olsun derken ambalaj sektörü ile ilerlemeye karar verdik ve plastik kasa fabrikası kurduk 2005 yılında. Ve bugünlere geldik. Çok bu kadar süreç içerisinde çok da güzel ödüllerimiz oldu. Belki sen bahsedersin birazdan. Böyle bugüne geldik. Güzel. Şimdi bir iki detayı da zaten biraz sonra soracağım. Peki lezzetli yaşam girişimi nasıl bir yolculuk oldu? Ben okulu bitirdikten sonra aile işletmemiz vardı bizim. Özel okulumuz vardı. Oranın işletme kısmıyla ilgilenmekle görevlendirildim ailem tarafından. Oranın işte muhasebesi, işleyişi hepsini ben yapıyordum. Sonrasında işte bir süre onlar şehir değişti yaşadılar, işlerini devrettiler. Ben evde olduğum sürede fark ettim ki aslında benim bir işte hem hobim hem de yeteneğimdi. Yemek yapmayı çok seviyorum. İşte büyük masalar kurayım, insanları ağırlayayım. Ve herkesin hani klasik söylenen şey vardı. İşte sana bir işte ev yemeği yapan bir yer açalım. Sana küçük bir butik kafe açalım diyordu herkes. Ama bunu yapmak istemedim. Çünkü Adana'da bu işi gerçekten layıkıyla çok güzel yapan zaten yerler var. Ben yıllarca hep Antep'te büyüdüm. Tarsus doğumluyum. Babam Manisalı ve hep hiçbir kültüre tam olarak sahip olamadığım için
küçüklüğüm boyunca böyle hiçbir kültürüm yok aslında, kültürsüz müyüm ben falan derdim ama sonra yıllar geçince anladım ki aslında çok kültürlü büyümüşüm ben. Yani Tarsus'tan gelen işte o anneannemden gördüğüm bir mutfak kültürü vardı. Antep'te yaşadım bir kere, bence Antep dünya çapında bir mutfak. Oradan çok ciddi şeyler almıştım. Farkında olmadan kendi yeteneğim de işte, bu hep söylerim, Amerikalıların gift dediği şey vardı belki bizde ama bunu zamanında ne yazık ki çocuklar fark edemiyor. Yani biz hep yapıyoruz yanlış yönden. Hepimiz mühendis olmak yolunda, hepimiz işte doktor olmak yolunda, eczacı olmak yolunda yönlendiriliyoruz. Ben de aslında böyle yönlendirildim. Lisede şey demiştim, ben bundan hiçbir olmak istemiyorum, ben mühendis olmak istemiyorum, ben doktor olmak istemiyorum. Babam da o dönem bana dedi ki, o zaman işletme oku, yani sosyal bir insansın, en azından işte halkla ilişkiler yapabilirsin, bir firmada çalışabilirsin, daha sosyal olabileceğin bir alan diye. Ben aslında böyle işletmeye yönlendirildim. Ne yazık ki o bilinçte aslında bir altyapıyla gelmiyoruz hiçbirimiz. Sonrasında şimdi düşündüğümde işletmecilik yapan şanslı işletme mezunlarından olduğumu fark ediyorum. Çünkü arkadaşlarım işte bankacı oldular, firmalarda çalışıyorlar ama ben hiçbir zaman masa başı bir iş yapmak istememiştim zaten. Böyle bir hareketli bir halim de var çünkü. Sonrasında dedim ki değişik bir şey yapmalıyım. Evet, yemek çok fazla yapan var Adana'da. Benim de hobim bu. Ne yapayım? Hadi diyet yemek olsun dedim. O zaman... İşte bundan 12 yıl önce Adana'da diyet yemek yapmak istiyorum dediğimde bana çok güldüler gerçekten. Hani gerçekten yapacak mısın bunu? Evet dedim, yapacağım ama işte evde yapacağım. Sonra işte civardaki bankaları dolaştım, küçük bir kağıt bastırdım. İşte lezzetli, doyurucu, sağlıklı gibi böyle yazan üstünde. Sonra böyle insanlara bunu vererek insanların dönüşlerini bekledim. Kendi içinde bir sistem kurdum. Sonra da bir sene evde üretim yapıp işte kendimi paketleyip dağıttıktan sonra sadece öğle yemeği olarak artık onun bana yetmediğini fark ettim. Çünkü insanlar sağlıklı beslenmeye çok ihtiyaç duyuyordu. Sonra bir atölye bulduk. Orada kendi kendine aslında işte hani sadece işe odaklandığım bir halim vardır benim. Hani fırsatlar ne geliyorsa onu değerlendirdim. İşte diyet yemek çok yaygın olmaya başladı. 5 öğünlük paketler artık çok duyulmaya başladı. O zaman dedik ki biz 5 öğünlük pakete geçelim. Böyle sıfırdan Adana'da sabah, öğlen, akşam yemeğinin olduğu, ara öğünlerin olduğu diyet paketleri hazırladık. Bunu da işte bir günde 20 tane paket hazırlayıp 20 tane şehrin bilinen, o zaman Instagram'ın, sosyal medyanın daha yeni olduğu dönemde işte içine böyle Instagram kartları koyup işte beğendiyseniz paylaşır mısınız şeklinde bir saat içinde bütün şehirde bunu dağıtıp işte herkesin Instagram'ında paylaşmasıyla bir anda duyuldu lezzetli yaşam, böyle bir gün oldu aslında. Hani ondan önce tabii ki bir altyapısı, bir mutfak, bir düzen, bir döngü vardı ama diyet yemeğe geçişim tamamen bu şekilde oldu, 5 öğünlük pakete. Sonrasında eşim işi dolayısıyla İzmir'e gelmemiz gerekti. Ve ben tam oturttuğum, kurduğum düzeni orada bırakıp yeniden İzmir'e gelip sıfırdan burada tekrar kurdum. Ama tabii ki hep söylüyorum, orası benim stajyerliğimdi. Hatalarımı orada yaptım, işi orada öğrendim. Buraya geldiğimde İzmir daha büyük olduğu için daha profesyonel başlamam gerektiğini düşünüp burada tabii daha tecrübeli başlamaya çalıştım. Ama yine sıfırdan bir mutfakta, yine ben kendim yaparak... İşte ben kendim dağıtarak işte hep böyle ufak hedefler koydum kendime, hep söylüyorum ben ufak büyümeleri seviyorum. Başlangıçta sadece diyet paket sayesi ve Karşıyaka bölgesi dedim. Sonra talep geldikçe büyüdü. Sonra yeni paketler çıktıkça paketleri genişlettik. Artık sadece diyet yemek değil, kişiye özel beslenme firması haline geldik ama bunu bize bu zaman ve bu yol gösterdi. Şimdi girişimcilik dediğimizde tabii ki iyi bir iş fikrine sahip olmak, fırsatları yakalamak, yenilikçi olmak, rekabet edebilmek gibi faktörler var ve sizlerin kurmuş olduğu girişimleri gayet yakından biliyorum ve bu kavramları çok da iyi içselleştirdiğinizi aslında biliyorum. Bu noktada birer küçük örnek verebilir misiniz? Mesela rakibinizin olmasını nasıl görüyorsunuz? Nasıl yenilik yapıyorsunuz? Sektörde fırsatları nasıl yakalıyorsunuz? Ne dersiniz? Gülçin, istersen yine seninle başlayalım. Evet. Bir kere ne yaparsan yap, aşk ile yap. Yaptığın şeyi hani çok gerçekten sevmen gerekiyor. Ve benim hayatta aldığım en büyük derslerden bir tanesi de bu, hem kendi özel hayatında hem iş hayatında bir şeyleri
daha iyi yapmak istiyorsan farklı yapman gerekiyor. Yani ne yaparsan yap, fark yarat. O yüzden hani ben hep ona baktım iş hayatında. Evet, bunu herkes yapıyor. Yani elinize alıyorsunuz ne üretmek istiyorsanız ya da nasıl bir hizmet vermek istiyorsanız. İşte yaşamın çok güzel bir örneği var orada. Yani herkes yemek yapıyor ama diyet yemek yapan, işte sağlık, o orada bir fark yaratmış. Ve o farkın karşılığını da görüyor. Ben de öyle. Evet, ambalaj sektörüne girdik 2005 yılında ama herkes plastik kasa yapıyor. Biz niye farklı olalım ve müşteri bizi niye tercih etsin noktasında? Ciddi bir araştırma yaptık. Bizim müşteri portföyümüz çok enteresan. Ya çok kurumsal ya çok büyükler var. Tabii ilk dönemde o kadar çok kurumsal da yoktu müşteri portföyü. Tabii seni tanımıyorlar, nasıl üreticisini bilmiyorlar. Mesela biraz daha anlatırım. Bir Ülker'le çalışmaya başlamam 6 sene aldı benim. 6 sene gittim geldim, kapılarını aşındırdım. Ondan sonra iyi bir müşterim oldular ama 6 sene yılmadım, devam ettim. O dönemde daha işte hal grupları, işte ihracat gruplarıyla çalışıyoruz. Halcı grupları, işte sebze meyve grupları vesaire. Ve soğuk hava depoları. Ve gittik, dedik biz yeni kalıplar yapacağız, yeni yatırımlar yapacağız. Biz hani bu şu an kullandığımız ürünü nasıl farklı istersiniz ki size daha faydası olsun? Ama maalesef müşteri portföyümüzün eğitim seviyesi o kadar düşük ki hani neyi istediklerinin bile farkında değillerdi. Onun için bile biz gittik başlarında durduk. Araştırma yaptık. Yani şimdi tahta kasadan plastik kasaya geçiş var. Adam istiyor ki o tahta şeyleri bile aynısı olsun. Ben bir senelerdir bunu kullanıyorum. Bacım aynısından istiyorum ben bunu diyor. Bana yapacaksan aynısını yapacaksın diyor. Şimdi tamam yapayım ben aynısını ama şimdi yeni bir şey yapıyorum. Onun hani sana bir farklı bir şey olsun ki artı bir şey katsın sana. Sen bunu daha memnun olarak kullan. Vardır mutlaka bir şey. Yok diyor. Ben bunu senelerde kullanıyorum. Aynısını istiyorum. Gittik. Başlarında durduk. Mesela hani çok enteresan, çok küçük bir şey ama çok fark yarattığı için çengel yaptık yani şeylerine. Çünkü baktık ki şeye yüklerken, kamyona yüklerken sarıyorlar onları, işte iplerle birlikte bağlıyorlar ve sarıyorlar. Ve tutuyor, tutmuyor, kasayı kırıyor işte kenarından, köşesinden falan. Ben gördüm, dedim ki ya şu kenarına hani şunu kanca koysak, kendimden kancası, ooo çok güzel olur. Tamam yapalım. Yani aslında bunun müşteriden sana gelmesi gerekiyor ama işte müşterinin maalesef bilinç düzeyi o kadar yüksek olmadığı için hani biz gittik başlarında durduk ve o küçük çengeller bile hani bizim ismimizi duyurmamızda, şey yapmamızda çok faydası oldu ki biz ilk kurulduğumuz günden bu yana Güloğlu Plastik olarak hep böyle yenileri yapan, ilkleri yapan bir firmayız. O da bize çok katkısı oldu açıkçası. Ya da işte mesela hep onu ben her örnekte söylüyorum ve çok mutluluk verici benim için. Ispanağı çuvaldan çıkartıp kasaya koyan ilk firmayız biz. Ve müşterilerimizi şöyle söyleyeyim, yani cebren ve hile ile ikna ettik. Çünkü tabii ki çuvalın maliyeti var. Çuvalın maliyeti çok düşük. İşte koyu içine 100 kilo, 50 kilo ne kadar olursa çok da tutmuyor kilosu şeyi. Koyacak benim kasamın içine 10 kilo ıspanak. Tabii 10 kilo ıspanağı şeye koyacak, kaç tane şeye koyacak, kasaya koyacak, kasa maliyeti olacak, çuvala tepiyor. Ama bir kişiyle başladık ve bir kişiyi ikna ettik. Sonra hepsi geldi. Neden biliyor musunuz? Çünkü çuvalda bu ıspanak eziliyormuş. Ezildiği için gittiği yerde işte 10 liraya satacağı şeyi 5 liraya satıyor. Çünkü ezik olduğu için. Ispanak kasada zedelenmedi ve çok daha yüksek fiyatları alıcı buldu. Ve bütün ıspanak üreticileri bizim ikna edemediğimiz, sonra bizim peşimizden koştular. Biz de istiyoruz, biz de istiyoruz diye. İşte yani bunlar küçük örnekler ama daha da var tabii ileriye dönük. Ama bu iki örnek bence çok güzel açıklıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, fark yaratarak yapsınlar diyorum. Müşteriye aslında bir şeyleri öğretiyorsunuz da. Yani bilinçlendirmek de gerekiyor. Çok güzel. Sevgili Yaşam. Benim aslında Gülçin'in tam tersi, karşımda hep bilinçli,
bir müşteri potansiyeli oldu. Ve biraz aslında onların yönlendirmesiyle de ben hep yeni şeyler ekledim. Hani biraz onların cevaplarını çok hızlı, isteklerine çok hızlı cevap verdim. Ya da belki de o aralardan seçip hani piyasanın nereye gideceğini koklayıp daha önceden yani onlar aslında tam olarak ne istediğini bilmiyordu. Mesela diyordu ki işte sıvı detoks var uyguladığımız. Çünkü işte bir diyet paketi var. Oturdu gayet güzel diyet paketi. Herkes çok memnun. Ama işte kilo vermenin durduğu bir dönem var. Ne yapalım dediler. O dönem dünyada juice'lar çok kolaydı. İşte soğuk sıkımlar yapılıyor. Şişelere konuyor. İşte katkısız ürünler falan. Biz hemen bundan getirdik. O zaman Adana'daydım. Adana'ya ilk biz getirdik o makinayı. Deli gibi onlardan sıkılıyor ama bir süre sonra insanlar dedi ki ya bu çok zor bunu yapmak. Üç gün boyunca sıvı içmek, şekerli şeyler. Ya işte arada bir şey yemek istiyorsan. Hadi ben katı sıvı detoks yapalım o zaman. İşte öğlenlere salatalar koyalım. Akşamlarda içecekleri için dedik mesela. O dönem katı sıvı detoks oldu. Sonra bir müşterim bana dedi ki ya işte burada çok fazla sebze var ya benim eşim bu sebzeleri yapamıyor, yiyemiyor. Keşke böyle daha et ağırlıklı bir şey olsa dediler. Mesela biz o dönem protein detoksunu. Tabii bunların hepsinin bir diyetisyenle çalışıyoruz, bir uzman kadromuz var. Onlara danışarak yapıyoruz tabii ki kararlar veriyoruz ama dedim ki mesela ya işte bundan erkekler sıkılıyormuş protein detoks yapalım mı? Yapalım tabii dedi. Üç gün vücudu da şaşırdı. Protein detoks öyle çıktı. Sonra böyle böyle aslında mesela şu anda aralıklı oruç çok moda, sonra ketojenik beslenme geldi. Biz bunların hepsini bünyesinde bulunduran belki de tek firmayız. Çok zor bu şekilde bu kadar geniş ürün yelpazesinde yapmak. Mesela bazıları diyor ki ya işte sporcu beslenmesinde mi yapıyorsunuz? Aslında işin dinamiği ve temeli aynı. Bir yemek yapıyoruz. İşte aralıklı oruç besleniyorsa onu çıkarıyoruz. Katı sıvıysa buna ekliyoruz. Çok zor bunların hepsini organize etmek ama sonuçta bir mutfak var. Bunu yapan bir personel var. Neden onu da yapmayalım dedim her zaman. Ve her zaman şunu savundum. Ben ne kadar büyürsem büyüyeyim. Ben şimdi başlangıçta hep kişiye özel beslenme dedim. İşte bir kişi zeytin yemiyorsa ona zeytin vermedim. Öbürü peynir yemiyorsa ona peynir vermedim. Ve bu işe ilk başladığımda işte anneme şey demiş. En fazla 30 kişiye hazırlanır anne. Bu manyaklık bu. Hani herkese isteyen biri soğan yemiyor, biri domates yemiyor. Bu çok zor bir şey demişim. Ama tabii ki işte personel artıyor. Sistemi öğreniyoruz. Bir sistem kuruluyor zaman içinde. Ve şu anda dönüp baktığımda bunları eklemek artık bizim için çok kolay. Ve her zaman şunu söylüyorum. Ben istediğim kadar büyüyeyim. İşte şu anda 200 paket vereyim günde. Yani 20 ile başladığım yolda en fazla 20 veririm dediğim yolda şu anda günde 200 paket bile versem. Her zaman şunu söylüyorum. Ben kişiye özel tercihleri ve istekleri yapmak zorundayım. Çünkü ben büyüdüm diye bunu ben yapamıyorum. Benim paketim bu. Hani zeytin gelecek size yapabileceğim şey yok dediğim gün benden daha butik firmalar, daha az paket çıkaran firmalar biz yaparız diyecekler bunu. Ben size sana zeytinsiz hazırlarım diyecek çünkü daha bol zaman var onun. Şimdi ben buna fırsat vermemek için istediğim kadar büyüyeyim, istediğim kadar çıldırayım hani o seçenekler karşısında. Ben bunu yapmaya devam edeceğim dedim. Yani hala kişiye özel değişiklikleri yapan firmayız ve çağın ve o senenin modası neyse ne yazık ki beslenmede de böyle moda ve trendler var. O dönem diyor ki işte ketojenik beslenmeyle çok kilo verdim. İşte ketojenik beslenme istiyorum diyor. Aralıklı oruç bir anda duyduğum ne yapıyor mesela aralıklı oruç yaptım çok kilo verdim diyor. O hafta 10 kişi arıyor ben aralıklı oruç istiyorum ben de diyor. Böyle trendler var beslenmede. Biz bunların hepsine cevap veriyoruz bir şekilde. Çünkü bir düzen var bir sistem var ve tabii ki hazırlarız diyoruz. Ben rekabet seviyorum. Rakip seviyorum. Evet çok aşkla yapıyorum. Çok severek yapıyorum. İşte çok keyif alıyorum. Yani biri bana şunu yemem bunu yemem dediğinde ben ay falan değil de hani bunu tamam bunu sevmiyorsanız tabii ki bu süreci size keyifli hale getirmek bizim amacımız dedim her zaman. Çünkü bu bir işte bir hafta size kilo ver dedik hadi gönderiyoruz deyip benden 6 ay 1 sene paket alan üyelerim oluyor ve bizim büyüme stratejimiz her zaman o insanların başkalarına söylemesiyle oldu. O yüzden müşteri memnuniyeti çok önemli bir nokta bizim için. Yani %98'lerde, 95-98'lerde müşteri memnuniyetiyle çalışıyoruz. Bu çok önemli çünkü bir insana hayatı boyunca diyet yaptıramazsınız. Bir sıkıldığı nokta vardır. Bir gün diyor ki ben yeter diyetten sıkıldım artık ya da hedef kiloma geldim diyor. Ben o dönem eskiden bu işe ilk başladığımda panik oluyordum. Ya gidiyor müşteri ya niye vazgeçiyorsunuz bırakmasaydınız falan. Sonra anladım ki o giden kişi bana komşusunu gönderiyor. İşte bir kuzenini gönderiyor. Çünkü kilo her zaman en çok konuşulan konu. Gördüğün anda çok kilo vermişsin ne yaptın? Ve bu şekilde büyüyoruz. O yüzden de bu
süreç bir haftada olsa, bir ayda olsa, 6 ayda olsa biz aynı kalitede aynı hizmeti vermek için çabalıyoruz sürekli. Çok güzel. Şimdi tabii biriniz sanayi sektörü içerisindesiniz, biriniz hizmetler sektörü içerisindesiniz. Aslında iki tane farklı dinamikleri olan yapıdan bahsediyoruz. İnşaat ve ambalaj ve öbür tarafta kişiye özgü beslenme. Fakat genel çerçevede aslında içeriye baktığımızda müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyor olmak, müşteriyi bilinçlendirmek, müşteriden gelen geri bildirimleri iş planlarınızın içerisine yedirmek gibi noktaları aslında özetleyebiliriz bu anlatımlarınızdan. Tabii fırsatları bazen yakalıyoruz, bazen de fırsatları aslında yaratabiliyoruz. Yani biraz proaktif yaklaşarak da, çünkü girişimcilikte bu proaktif yaklaşım da oldukça önemli. Şimdi sizler peki çalışmalarınızı yaparken, şimdi biliyorum, şimdi farklı organizasyonlara davet ediliyorsunuz, konuşmacı oluyorsunuz. İşte Gülçin az önce bahsetmişti, böyle uluslararası platformda da çok güzel ödüller alıyorsunuz. Girişimciliği kariyer yolu olarak benimseyecek olan gençlere neler önerirsiniz? Hani ilk başta Yaşam söylemişti, hep böyle geleneksel belirli meslek gruplarına yönlendirilirdik eskiden, geçen yüzyılda baktığımızda. Fakat bugün girişimciliğin önemli bir kariyer planında yer alabilecek bir unsur olduğunu çok iyi biliyoruz. Girişimcilik kariyeri var. Neler tavsiye ediyorsunuz gençlere? Ben başlayayım. Olur. Şimdi az önce şeylerden bahsettik, ödüllerden bahsettik. 2013 yılında bizim hiç beklemediğimiz bir şey oldu, başımıza geldi. Harvard Üniversitesi'nin bir girişimi olan All Earth Network'ten Arabia 500'ün en hızlı büyüyen 6. şirketi seçildik. Çok şaşırtıcıydı benim için, yani hiç beklediğim bir ödül değildi. Çünkü o dönem tam böyle büyüme telaşında olduğumuz, hani neyi doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, hani bir şeyler yapıyoruz ama böyle harala gürele gittiğimiz bir süreçti. Çok şaşırmıştım yani, gerçekten biz mi aldık, neden biz aldık diye. Şu başlangıcı da şöyleydi, Odalar ve Borsalar Birliği'ne böyle bir şey geliyor. Odalar ve Borsalar da diyor ki, diyor All Work Network, sizin önerdiğiniz firmalar varsa bu anlamda lütfen siz onlara bu şeyi doldurtun. Hakikaten şöyle bir şey doldurduk biz. Yani bizi o kadar zorla doldurttular ki telefon açtılar, illa doldurun. Çünkü dedim ki galiba firmayı satın alacaklar. O kadar çok detaylı sorular sordular ve mesela daha çok ben o dönemde şeyle kazandığımızı inanıyorum. Benim çok fazla sosyal sorumluluk projem ve STK üyeliklerim vardı. Onları da tek tek yazdırdılar. Onun da çok etkisi ve katkısı olduğuna inanıyorum. O dönemde 2 defa İzmir Kalkınma Ajansı'ndan proje kazanmıştık ve proje yapmıştık. Onun da çok büyük artısı olduğuna düşünüyorum ki Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız bu hibe projelerinde bizim büyüme ilmemizde çok ciddi katkıları ve faydaları oldu ilerleyen yıllarda. Onu da çok güzel gözlemledik. Onu niye anlatıyorum Harvard Üniversitesi'ne? En büyük katkısı bana Harvard Üniversitesi'nde 10 günlük bir girişimci eğitimi verdiler ve ilk ona giren firmaları davet etmişler. Ama işte şey de var, Çinlisi de var, Afganistanlısı da var, Hintlisi de var, işte Afrikalısı da var. Dünyanın her yerinden girişimciler var. Avrupa'sından var, Amerika'sından var ve ben orada şunu fark ettim. Eğer girişimciyseniz ve 0 lirayla, hani çok da maddi kaynağınız yoksa, dünyanın neresinde olursanız olun, ister çok gelişmiş olsun, ister az gelişmiş olsun, aynı problemlerle iş hayatına başlıyorsunuz. Yani ben çok şaşırmıştım mesela. Ya Afrikalısı da benim yaşadığım problemleri yaşamış. Nasıl yani, ya mümkün mü falan diye. Amerikalısı da öyle, hani İzlandalısı da öyle, öyle söyleyeyim. O yüzden bu yaşadığınız yerin, ülkenin, hatta bazen hani az gelişmiş ülkelerin ya da işte gelişmekte olan ülkelerin daha bile pozitife çevrildiğini gördüm. Yani sizin durumu değerlendirip ben buranın neresinden faydalanabilirim? Hani biraz da polyanlacılık gibi olacak ama
Bu evet, yarısı dolu yarısı bir boş bir bardaksa sen elindeki dolu tarafıyla neler yapabilirsin? Bundan ne çıkartabilirim? Girmek lazım. Artı benim tekrar söylüyorum, sektörün çok erkek egemen bir sektör. Hala beni sektörden arayıp şey diye ne oluyor? Ya kızım sen hala kasım yapıyorsun. Beni sıkılmadın mı boştan, yapmaya devam mı ediyorsun diye. Çok şaşırtıcı. Artık kadın olmamın şöyle bir faydasını gördüm. Ben sektöre girene kadar bütün rakiplerim birbirleriyle hiç görüşmüyorlardı. Konuşmuyorlardı, böyle kavgalılar, herkes birbiriyle bir şey içerisinde. Sonra ben şeylere gitmeye başladığımda, fuarlara gitmeye başladığımda gördüm ki bütün rakipler benim şeyde standımda, masanın etrafında bir arada çay içiyoruz, kahve içiyoruz, işi konuşuyoruz falan. Kendileri de şaşırdılar ya, iyi ki girdin Gülçin sen bu sektöre, bak bizi de birleştirdin diye. Çünkü benim bir şeyim daha var. Rekabet seviyorum ben. Çünkü rekabetin kalite getirdiğine inanıyorum. Çünkü hani ben bir ürün firma sizden bu ürünü daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde yapıyorsa ben niye bunu yapamıyorum? Hani benim peki demek ki eksikliklerim var ve bunu kendim geliştirmem gerekiyor noktasındayım ve o yüzden hep çalışanlarımla da konuştuğum zaman şey diyorum, yani bizim rakibimiz her zaman kendimiz olmalıyız. Hatta bazen kızarlar bana ve çok iyi bir şey yaparlar böyle, bunun daha iyisi ne olacak acaba falan böyle şey oluyorlar. Ama hep kendimizle yarış halindeyiz. Daha iyisi nasıl olabilir? Daha güzeli nasıl olabilir? Çünkü hep daha iyisi var. Hiçbir zaman oldum bittim ben, hani bu burada artık en iyisini yaptım demiyorsunuz. Çünkü dünya çok hızlı gelişiyor. Sektörler çok hızlı gelişiyor. O anlamda hep havayı iyi koklamak, iyi takip etmek, daha iyisini nasıl yaparım, nasıl ederim şeyine girmek lazım. Çünkü ben sektöre girdiğim zaman şu an çalışan sayısının 3 katı fazla çalışan sayısıyla işimi yapıyordum. Şu an 10 katı fazla ürün imal etmeme rağmen 3'te 1 çalışan sayısıyla çalışmak zorundayım. Çünkü teknoloji gelişti, makinalarımızı şey yaptık, daha arttırdık vesaire. Sürekli piyasayı, havayı takip etmek ve kendinle yarışmak gerekiyor. Evet ben bunu yaptım ama daha iyisi nasıl? Zaten heyecanı da orada, işin sırrı da orada bence diye düşünüyorum. Önce kendi kendine rakibi olacaksın, öğrenmeyi asla bırakmayacaksın ve azimli olacaksın gibi böyle birkaç tane kilit kavram ya da anahtar kelime çıkartabiliriz. Çok güzel. Peki Yaşam, senin için nedir durum? Benim için girişimcilik aslında çok değişken bir denklem. Yani sadece işte paranın olması, işte ben girişimci olabilirim demene yetmiyor. Sadece bir işi çok iyi biliyor olmak, ben girişimci olabilirim demene yetmiyor. Sadece sosyal becerilerin olması, ben çok güzel girişimci olurum demene yetmiyor. Bunların hepsinin aslında olması gerekiyor. Yani evet, benim için de ben de sıfırdan başladım. Para çok büyük bir değişken değil ama sadece param var deyip girişimci olunamıyor ne yazık ki. Tabii ki bir iş planının olması gerekiyor. Yeterli sosyal becerilere sahip olman gerekiyor. Bir kere çok hırslı olmak gerekiyor. Çünkü bu yolda tabii ki önümüze çok büyük zorluklar çıkıyor. Bizi vazgeçirecek, bizi zorlayacak çok fazla şey çıkıyor ama bunların hepsinden hani çok büyük bir hırsla geçmek gerekiyor. Yani işte hani bir şeyi çok uzun süre yaparsan delersin gibi böyle. Hani uzun süre aynı şeyi yapmak gerekebiliyor bazen. Ama burada hani vazgeçip arkana döndüğün anda, bu iş olmayacak herhalde dediğin anda belki de asıl hikayeyi kaçırıyor oluyoruz. O yüzden bir sürü denklem var, değişken var orada bu denklemin bir araya gelmesi için. Bir kere sosyal becerilerin artık çok önemli olduğunu düşünüyorum girişimcilikte. Müşteri ilişkilerinde de, satışta da, pazarlamada da, personel ilişkilerinde de bir kere sosyal becerilerin insanın mutlaka olması gerekiyor. Ben hep şunu savunuyorum. Hangi bölümü bitirmiş olursak olalım üniversitede. Hani bir işte bitirdiğin zaman hazır, işin hazır dediğin bir meslek bile olsa bu. İşte aslında bitirdiğin zaman ne olacağını bilmediğin bir sürü yöne çekilebilecek bir bölüm de olsa bu. Ne olursa olsun bir kere insanın kendini geliştirmiş
ve belli bir sosyal beceriyle bitirmiş olması gerekiyor o bölümü. Yani ben hep söylüyorum, işte tırnak yapan biri de çok başarılı bir girişimci olabiliyor. İşte bir ben işletme bitirdim, kendi alanımda bir şey yapıyorum ve burada da çok iyi bir girişimci olabiliyorum. Yani aslında sadece tek bir şeyi iyi yapmak yetmiyor. En önemlisi benim için kararlı olmak ve hırslı olmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben çok hırslıyım. Yani rakiplerim beni çok güdülüyor. Ben de rakip çok seviyorum. Onlar bir şeyi benden önce yaptıkları zaman deliriyorum. O yüzden önce benim yapmam gerekiyor. Ve o yüzden de sürekli araştırıyorum. Yani sadece bunu yapıyoruz artık, biz çok iyi diyet yemek yapıyoruz deyip durmuyoruz tabii ki. Dünya trendlerini araştırıyorum. Her gün yeni tarif araştırıyorum bir kere. İşte hani hem sevilsin hem maliyeti ucuz olsun, bir sürü değişkene uyan şeyler araştırıyoruz. Ve söylüyorum yani, bende ilk olması bir şeyin bir kere beni çok motive ediyor ve çok mutlu ediyor. İşini aşkla yapmak, hırslı olmak ve de çok araştırıyor olmak bence zaten o girişimcilik yolunda bir sürü kapıyı açıyor diye düşünüyorum. Süper. Peki. Gene aynı şeyi söyledik aslında. Sürekli araştırmak, öğrenmek, hem kendinle hem de rakiplerinle rekabet etmekten zevk almak gibi. Tabii çok dolu dolu iki tane girişimcimiz var karşımızda ve uzun zaman daha konuşabiliriz ve konuşabilecek aslında birçok başlık var ama süremizin artık sonuna geldik. Son söz olarak genç arkadaşlarımıza söylemek istediğiniz ne vardır? Böyle bir iki cümleyle ne ifade edebilirsiniz? Gülçin, yine sana söz vereyim. Ne kadar bir iki cümleyle kalabilirim çok emin değilim ama çünkü hakikaten çok söylemek istediğimiz şey var. Şimdi böyle çok güzel hikayeler anlatıyoruz. Şeyde yaşamda öyle çok heyecanlı ve çok güzel anlatıyor ama zannetmeyin hayatımızın hepsi böyle lay 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 her şey çok güzel diye geçmedi. Çok üzüldüğümüz, çok sıkıntılar yaşadığımız hala da oluyor. Yani hani bu bir hayat sonuçta, hiç beklemedik bir şey çıkıyor. Mesela işte ne çıktı? 7-8 ay önce hayatımıza korona girdi. Koronavirüsüyle şey yapıyoruz ve hepimizin iş hayatını bir şekilde çok ciddi bir şekilde etkiledi. Ama yani ben şeyi görüyorum. Türk hayat, özellikle Türkiye'de olmak hani krize çok alışkın olmayı gerektiriyor. Çünkü hani bugün korona olmasaydı da bizim farklı bir şekilde sıkıntılarımız mutlaka olacaktı. Sürekli bir hakikaten şey halindeyiz, kriz halindeyiz ama hani onları yaşamak da bir süre sonra size çok ciddi tecrübe kazandırıyor. Yani bir süre önce, yani inanın 10 sene önce yaşadığım bir krize verdiğim tepki şu an kahkahalarla bilebiliyorum. Çünkü o 10 sene içerisinde o kadar daha büyüklerini yaşamışım ki. Yani artık onlar size şey geliyor, çerez gibi geliyor yani. Şunu bilsinler, hiçbir şey, hayatta en kötü şey ölüm. Yani size öldükten sonra zaten daha arkasında başka bir şey yok. Gidiyorsunuz ve hayat bitiyor bundan sonra. Yani ölümden daha kötü hiçbir şey yok. Ve her türlü kriz aşılabilecek bir krizdir. Yeter ki hani o an şöyle bir geriye çekilip sakin kalmayı ve sakin düşünmeyi bilebilsinler. Yani ben ilk dönemde yaşamaz önce bir şey söyledim. Çok bildim. Müşterim gittiği zaman panik oluyordum. Evet, oluyordum yani. Ben de oluyordum. Yani gitti yani bu ciro işimdi. Ben hangi müşteriyle toparlayacağım ve kimi koyacağım yerine, yani böyle güp 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 bir kalp atıntı, çarpıntısı, korku ya da hakikaten işinin neyle hakim olmuş bir çalışanım ayrıldığı zaman bir de öyle bir şeyler oluyor ki yani pat diye bugünden yarına ben işi bıraktım deyip giden de oluyor ve onun işleri var, ne yapacağız, nasıl yapacağız. Çok şükür herkesin işini de öğrendim bu süreçte, yani şimdi kimse kimiyse. Ya hakikaten yeri geldik, makinenin başına oturduğumuz gün bile oldu yani. Hani yapıyorsunuz çünkü o işin şeyin devam etmesi gerekiyor. Engin, özellikle sana söylemek istiyorum. Sen benim ilk günden beri iş hayatındaki yerimi de biliyorsun. Sekreterliğinden tutun, ondan sonra şeyine kadar, pazarlamacılığından tutun, tahsilatından tutun. İşte teslimatına kadar hepsini birebir yapmış bir insanım. Yaptığım hiçbir işten gocunmadım. Ve iş hayatına ilk girdiğimde ben sekreterlik yapıyordum o
üniversiteye başladığım dönemde. İnanır mısınız? En çok da sekreterliğin avantajını gördüm. Çünkü ben hala daha çok eski müşterimizi aradığı zaman sesinden tanıyabiliyorum ve adamlar dehşete düşüyorlar. Ben nasılsınız Gülçin? Sekreterlik hayatına kalan güzel tecrübelerden. O yüzden bu da bir fark mesela. Hani onun sesini tanıyıp cevap veriyor olabilmek bile müşteriyi kendine özel hissettiriyor ve mutlu hissettiriyor. Yani hani çünkü her müşteri kendisini tek müşteri zannediyor. Yani tek o senin müşterin ve başka hiç müşterinin en özel o olduğunu düşünüyor. Yani böyle küçük şeyler bulduğunuz zaman aslında iş hayatı çok kolay. Ama bence en önemlisi sevgili Yaşam'ın da ilk programın girişinde söylediği, o gift diye söyledi. Ben yetenek olarak söyleyeceğim. Herkesin, bence her bireyin bir yeteneği var bu hayatta. Yani bir şeyi gerçekten en iyi yaptığı bir konu var. Ama onu kimisi çıkartıyor, buluyor. Yani ya işte daha şanslı oluyor, bir şekilde önüne geliyor ve çıkartıyor. Kimisi tırmalaya tırmalaya buluyor. Ya da kimisi hiç bulamıyor. Hani o en iyi, özel, en iyi yaptığı şeyin ne olduğunu. Benim kendi adıma en iyi yaptığım şey iletişim. İletişim kabiliyetim gerçekten çok yüksek. Her türlü kişiyle bir şekilde çok güzel ulaşırım, şeye gelirim. Hatta şöyle bir şey var. Pazarlamacılar beni şey diyorlar. Ay Gülçin, yine şansınıza geldi, sattınız siz. Bu adam çok zor bir adam. Hayatta satamazsınız. Mesela şey vardır, ben renk bizde çok sıkıntılıdır. İşte kırmızı, mavi, yeşil bulamıyorsunuz, şey yapamıyorsunuz. Ben çok güzel ikna ederim müşteriyi. Ne varsa elimde o rengi satarım. Yani hani hakikaten satarım. Çünkü şu, o an elimde 100 ton kırmızı var. Ne yapacağım ben 100 ton? Adam mavi istiyor. Ondan sonra ya Gülçin'im şanslısınız. Şans değil. Ben hayatta çok evet şanslı bir insan ama insanın kendi şansını kendisinin çıkarttığına inanıyorum. Dediğim gibi öncelikle kendilerinin keşfetsinler. En iyi özellikleri ne ve neyi yapmaktan çok hoşlanıyorlar. Yaşam'la ikimizin çok büyük bir örnek şeyi var bu program içerisinde, ben onu gördüm. Çok büyük heyecanla işimizi anlatıyoruz. Evet. Hala daha ilk günkü yaşıyormuşuz gibi. Çünkü çok seviyoruz. Yani bence en büyük, en önemli olan şey bu. Sevdikleri işi yapmaları. O yüzden de o sevdikleri işi bulabilmeleri için birazcık kendilerini kurcalamaları gerekiyor. Yani ben gerçekten neyi yapmaktan hoşlanıyorum? Çünkü maalesef hayatımızdan yarısından fazlası iş hayatında geçiyor. Yani bu yarısından fazlasının geçtiği hayatımızı ya çok sevdiğimiz, aşkla gittiğimiz bir iş hayatına dönüştüreceğiz. Ya da ayaklarımızın geli geli gidip sabah böyle aman bugün de gideceğim inşallah kahretsin dediğimiz bir iş hayatına dönüştüreceğiz. O da bizim elimizde. Aslında hani baktığınız gibi böyle çok şey uç şeylermiş gibi geliyor ama hiç de öyle değil. Birazcık kendilerini keşfetmelerinde bitiyor iş diye düşünüyorum. Çok güzel. İki cümle olmadı gördüğünüz üzere. Bana bir şey kalmadı söyleyecek ama şu anda. Her şeyi söyledin sen. Aslında şey, kendini fark etmek, kendini tanımak, öz yeteneklerini evet. ortaya çıkartmak ve örneğin babadan bir fabrikan bile olsa o işin içerisinde sıfırdan başlamak çok önemli diye ifade edebiliriz. Bak senin böyle toparlamışsın. Bir işten gocunmamak. Yani o da çok önemli. Çünkü maalesef yeni jenerasyonun öyle bir sıkıntısı var ki bana babamın bir arkadaşı oğlunu teslim etti. Çocukla ilgili çok büyük hayallerim ve heyecanlarım vardı. İki gün sonra heyecanımı kursağımda bıraktı sağ olsun. Muhasebe mezunu ve benim de içeride gerçekten matematik çok kuvvetli bir üretimde elemana ihtiyacım var. Ama çocukla ilgili hani sadece orada kalmayacak, ileriye dönük hedeflerim var. Yani çocuğa da oturdum anlattım ilk gün. Bak dedim, ben şimdi seni sevkiyatın başına koyacağım. Bu yüklemelerde işte şeyleri sen yapacaksın ama sonra şöyle şeyler yapacağız. İki gün geldi. Üçüncü gün girdim üretime. Bak nerede benimki dedim. Yok Gülçin gelmedi sizinki dediler.
hayırdır neden dedim. Sonra babasıyla konuştum. Bu efendim tırın içine girmiş beyefendi. Tırın içine girmek çok gücüne gitmiş onun. Ben dedim her gün giriyorum. Yani tırın içine girmek de ya tır yüklüyoruz çünkü tırın içine. Beni tepesinde de bulursunuz inanın. Yani tırın tepesinde de çıkarım. Makinenin tepesinde de görebilirsiniz. Yani tırın içine girmek anladım yani ben şuradan kendimi atmam lazım o zaman yani hani beyefendi tırın içine girmeye çok hayıflanmış kendine hiç yakıştıramamış ki çok büyük bir kariyer planını kendi kendine çöpe attı. Benim onunla ilgili çok ciddi hayallerim vardı. O yüzden hiç yaptıkları hiçbir işten lütfen gocunmasınlar. Süper. Evet yani benim için de hani zaten dediğim gibi Gülçin'in hepsini saydı. Hani benim için de bu yol çok sıfırdan başladı. Bir kere en önemlisi sevdiğim şeyi bulduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hangi bölümde okursak okuyalım. Hani bu işte diş hekimliğinde de olsa, işletmede de olsa, hangi bölüm olursa olsun sevdiği şeyi bulmak için bence geç değil. Hani illa onu o işi yapmak zorunda, okuduğu işi yapmak zorunda değil. Yeter ki neyi sevdiğini bulsun. Çünkü aldığı eğitimi yaptığı işe mutlaka uyarlayacaktır mesela. Ben evet işletme dediğim gibi şanslıyım. İşletme okudum ve bunu aslında işte pazarlamayı öğrendik. Muhasebeyi öğrendik. Bunların hepsini bir şekilde ders olarak aldım ama yine de sevdiğim şeyi buldum. Ve o yüzden çok şanslıyım. Ama hep söylediğim bir şey var. Bu bir günde her şey olup bize sunulmuyor. Belli yollardan geçmemiz gerekiyor. Ben de işte Gülçin dediği gibi işte o hale gidip kasalarla sebzeleri de taşıdım. Dağıtım da yaptım. Ve şu anda diyorum ki ben bu işin bütün aşamalarına hakimim. Bir gün beni dağıtımcım aradık da şey yaşamam yarın ben gelemiyorum dediğinde hani ne yapayım o gün o hazır olan paketler gitmesin de ben geçiyorum arabanın başına. Bütün paket dağıtım yaşamam ben alışverişe gidemeyeceğim bugün işte hastayım dediğinde gidiyorum tek tek onların hepsini toplayıp geliyorum. Tabii ki iş zamanla gelişiyor. İşte bunu yapan insanlar oluyor ama hani bir anda patron oluyoruz. Bir anda her şey çok güzel değil tabii ki. O yollardan geçmemiz gerekiyor ki mesela şu anda hep söylerim ben işte bir kilo sebzeden ne yemek çıkacağını da bilirim. Bir rutun kaç dakikada yapılacağını da bilirim. Verdiğim alışveriş listesinin ortalama ne kadara mal olacağını da bilirim. Çünkü bunların hepsini ben zaten yaptım. Bu yoldan hepsinden geçtiğim için şu anda yaparken bunların hepsi bana çok kolay geliyor. Ve en önemlisi bizim şey deme lüksümüz olmuyor. Ben bugün işe gitmeyeceğim deme lüksümüz olmuyor. Bu gerçekten aslında dışarıdan bakıldığında ah ne güzel kendi işini yapıyorsun, ne kadar rahatsın değil mi diyen arkadaşlarım oluyor ama hep söylüyorum. Yani senin çocuğunun toplantısı olduğunda ben bugün işte kızımın toplantısı var okula işe gelmeyeceğim deyip iki saat erken çıkabiliyorsun. Ya da işte bilmem kim hastalandı deyip rapor alabiliyorsun. Ben hastalandım diyebiliyorsun ama ben çok net hatırlıyorum mesela içeride bir şeyler oluyor. Orada olmam gerekiyor. Paketler çıkacak ve ben ölüyorum hastalıktan. Arabanın içinde yatıp oradan müdahale ettiğim günler oluyordu. Yani ya da kızımın gösterisine gidemediğim günler oluyordu. Çünkü kendi işimizin olmasının belli zorlukları da var. Evet daha çok güzel görünüyor dışarıdan ama bu böyle olmuyor. Bu fedakarlıkları yapmaya gönüllü olmak gerekiyor bu yola çıkarken bir kere bence en önemlisi. Güzel. Tabii ki hiçbir kariyer çok kolay elde edilmiyor. Bütün kariyer yollarında elbette ki zorluklar var. İster sanayi sektörü olsun, ister hizmetler sektörü içerisinde olsun. Verdiğiniz değerli bilgiler için İkinize de çok çok teşekkür ediyoruz. Kariyer Yolu programının 7.sinde birlikteydik. Güloğlu Plastik Anonim Şirketi'nin genel müdürü sevgili Gülçin Güloğlu ve de Lezzetli Yaşam markasının kurucusu Yaşam Orak'la birlikte ben doçent doktor Engin Denizeriş. Bir sonraki Kariyer Yolu programında tekrar görüşmek üzere. Sevgiler. Teşekkürler.